Pelin, annem kim artistler bir iş bulamıyor. Sen bugünlerde çifte diziyle gidiyorsun. Bir tanesi Berlin Kaplan'ı ama tamamen adam şuuru kaybetti. Bir tanesi Mavi Kelebekler diye. Peki Pelin sen içindeki makyözü ne zaman diyerek değil mi? Bağlantısı yırmış artık. Ya hakikaten bitti abi az önce. Abi baksana Tere. 80'ler ve Kurt Kapanı. Kurt Kanunu. Kurt Kanunu. Kurt Kanunu değil evet. mi? Kapan nereden çıktı? Herkes öyle diyor. Kapan yani elinden evet, ama Kurt Kapanı'na alışmış var. Bir milletiz. Kurt Kanunu biraz ağır geldi bize yani. Evet. İlk bakışta ağır geldi ama hayırdır böyle bir dönem kadını şeyi mi keşfettin içinde? Kurt Kanunu'na başlamıştım ben zaten çekimlerine. Fakat sonra bir ara girdi. O arada yayınlanacak, yayınlanmayacak diye böyle bir sürüncemeli bir zaman geçerken 80'ler Birol Bey beni aradı ve 80'lerde oynamam için görüşmeye çağırdı. Yani böyle 1940'larda oynadın, tutmadı o. Yani ilk etapta evet, sarmadı dönem. Seni hemen 80'lere geçtin. Evet. İlginç, ikisi de dönem dizisi evet. ve ikisi de şu anda vizyonda. Bir tanesi 1926. 1926'lar, bir tanesi 80'ler. Peki insanda böyle bir hani var olduğu zamana karşı bir çelişki yaratmıyor mu? Yani bir travma olmuyor mu? Allah'ım hangi zamandayız diye. Yok yok hayır. Bir de Haldun Dorman'ın Marika'nın Servet'i adlı oyununda oynuyorum. O hangi sene geçiyor inşallah? o da 1920'ler. Ha sen bir oralarda evet, kaldın evet, öyle. Evet. Zaman kapsülüne bindin bir daha dönmedin evet, oradan. Evet evet. İyi ya hayırlı olsun hayırlı olsun. Ha bu normal halin yani. Evet bu normal halim. Sevdin yani. Ama bunu. Evet tabii bazen Marika mıyım, Seçil miyim? biraz karışıyor Ballı Naciye falan. Ballı. Bir şizofren durumu Hangisini var. Hangisini seviyorsun Ballı Naciye mi Seçil mi? İkisini de çok seviyorum. İkisi de çok seviyorsun. Ayrı evet. Marika? Marika'yı da çok seviyorum. O tiyatro. O hem ayrı Seçil, hem o kendini bulduğun zamanlar da oluyor yani. Evet evet. İyiymiş hayırlısı olsun. Şimdi Berlin Kaplan'ı bir yerde dinledim seni. Biraz riskli bir iş olmuş yani sağlık açısından. Çünkü orada ciddi bir performans görüyoruz ya. Yani ringin üzerindesin, koşuyorsun, hopluyorsun, zıplıyorsun. Şeyde de hani bir önceki filmde de vardı bu ama burada bildiğin performans gerekiyor. Nasıl aldın abi o riski? Yani hakikaten hikayenin şeyi şehveti denilen bir mesele var. Böyle o mudur şey yani? Oluyor. Yani zaten sinemaya aşık oldum ben. Neredeyse stand-up'ın tahtını sallamaya başladı benim için. Ki sahne bir komedyenin ateşleyici noktasıdır. Hı hı. Bütün şeyin oradadır yani. Motivasyonun, her şeyin, bütün üretimin sahneden olur. Buna rağmen sinema aşkı yaptırıyor işte dediğim yani. Nasıl bir aşk abi o ya? Böyle hani ilk bakışa falan öyle yani ben gerçekten şey olarak bakıyorum yani. Her seferinde yeni bir şey yapmak, güzel bir şey yapmak. Çünkü ben yazarken çok eğleniyorum. Hı hı. Ve o dönem bu hayattan kopmuş gibi oluyorum ve bunun peşindeyim yani. Çok benim ilgilendiğim mesele de şu. Aslında yazarken hepsinden daha fazla keyif alıyorsun. O öyle olmaya başladı. Nasıl keşfettin içindeki yazarı? Bir gün dururken böyle parmaklarım. Ya onu öğrendim de Arif Sağ seni galiba biraz onlara şey yapmış. Ya Arif abi bir ateşleyici oldu tabii bir gün öyle bir. Biz onu bağlama virtüözü olarak bir gece Bozcaada'da bir öyle bağlamasını dinledik tattık da. Hani rahatsız olmasın hep bu Arif Sağ hikayesini anlatıyoruz biz dinliyorsa rahatsız olmasın da. Hani olmaz canım. Bana biraz abilik yaptı. Oğlum dedi yaz artık bir film dedi. Oynuyorsun görüyorum filmlerde ama bir de sen yaz. Güzel şakalar yazıyorsun, güzel esprilerin var. Gösterilerini izleyenler söylüyor, anlatıyor. Bir de bir film yazdı bakalım nasıl yazıyorsun falan dedi. Ondan sonra ben bu soruyu kendime sormaya başladım. Eyvah eyvah öyle oluştu. Ama hepsinde aynı ateşleyici şey. Yani hayallerimin filmini yapmak. Yani hayalimde yapmayı istediğim şeyin üzerine kurmak. Mesela ben klarnet çalmayı çok istiyordum. Hı hı. Hüseyin Badem o yüzden klarnet çalıyor. Yoksa ut olsa ben zaten udiyim yani. Konservatuvarda ut öğrendim. Hı hı. Ut çalarım ama klarnet. Mesela burada da fiziğime rağmen hani boks, ağır siklet hoşuma gitti bir an. Ya dedim nasıl bir duygu acaba? Yapabilir miyim falan. Yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Vallahi yarın ama öbür hala boks yapıyorum biliyor musun? Yapıyor musun? Haftada 3 gün burada gidiyorum bir salon var. Kum torbasıyla tabii insanlarla değil. Kum torbasıyla orada hocayla. Çok insanı rahatlatan bir şey. Hangi hoca? Nafiz Hoca mı? Şimdi yok. Bugünlerde hep Nafiz Hoca'ya bizim şeyde Veysel Karani var. İyi bir arkadaş. Güzelmiş. Veysel çalıştırıyor beni. O da eski milli takım sporcularından biri. Hı hı. Ona gidiyorum öyle yani bir adrenalin atıyoruz. Hayırlı bir spordur. Hayırlı o en azından evet. Şeyini atarsın. Tehlikeli diye. Yani bu kilolarda aslında tehlikeli. O ben bir saatle falan çalışıyorum yani o kardiyona dikkat etmen lazım ama tabii müthiş bir spor yani. Müthiş bir şey. Ben bir ara tamam benim ruh halime göre bir şey değil yani benim duygu dünyama göre bir şey değil. Ben tamamen kum torbasına vurma şeyini sevdim. Yoksa o boksörlerin nasıl bir duyguda olduklarını hissettim.
hissettiğim için film biraz ağır oldu yani. Dramatik tarafı baskın çıktı. Onlar hani gerçekten bütün riskleri alan insanlar ve mizah onların ancak duruşlarında var. Yani başka türlü bakıyorlar dünyaya. Böyle bir derviş şeyi bulaşmış durumda. Boksörlere. Evet. Yani böyle bir sakinlik, bir rahatlık. Çünkü o biz şakasına yaptığımız halde ben korkup heyecanlandım. Biliyorum o dövüş sahnelerinde bir tane alır mıyım gerçekten diye. Aldım da yani. Sonra korkacak bir şey yok. Bir şey? Aynı sünnetteki gibi. Geçince diyorsa korkacak bir şey yok. Birkaç tane. Yani sünnetteki gibi oluyor. Altın takıyorlar falan. Siz birazcık giyiyorsun yani. Güzel oluyor yani. Harika. Bir telefonumuz var. Alalım hemen. İyi geceler, buyurun. Bakalım, buyuralım tabii. Ben içimdeki Firuza'nı keşfettim. Onu anlatmak için aradım. Of. İçindeki Firuzan'la Firuzan katılıyor. Demet Akma! Ya siz de öldüreceksiniz. Yani çok gülüyorum şu anda. Ya. Programdan sonra aramak istemedim. Çünkü şu anda seyrediğinizi bilin diye arıyorum. Yani şu anda seyrediyorum ve çok eğleniyorum. Teşekkür ederiz ya. Çok sevdiğim iki insan oturuyor yanında, sevgilim der. Ve hemen yanlarında da çok tatlı, güzel bir genç kızı görüyorum. Ona da buradan çok selam söylüyorum. Yeah. Çok eğlendiriyorsunuz beni şu anda. Kar yolları kapatmasa vallahi oraya gelecektim. Kar yolları kapatmasaydı buradaydınız yani. Peki bekle, ya daha önce geldiğiniz stüdyomuza şeref de verdiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı? İçindeki şarkıcıyı nasıl keşfetti Suzan kardeş? Bunu da soralım ya. Sana yemin ediyorum. Aha, dördüncü soru. İçindeki şarkıcıyı ne zaman keşfettin? Çok güzel bir soru sordunuz Demet Akma. Yani harikasınız. Abi, ya ben programın konsepti o diye çıkmak istemedim yani. Olaydan. Demet abla, Suzan'ın içi kız lisesi gibi bir sürü kadın var içinde. Evet. Ya, makyöz var, beyhaneci var, şarkıcı var. Sürekli birileri pasuk çıkıyor içinden. Çıkıyor içinden, evet. Ay çok tatlısınız. Ya şunu da hemen belirtmek isterim. Hani olur ya bu tür Demet Hanım yayına bağlanmak ister misiniz falan deyip böyle ani telefon, hiç kesinlikle öyle bir şey olmadı. Telefona sarıldım. Tabii ki hemen Selma Seniz'i aradım. Dedim beni yayına bağla. Kahkahaları kaldığı yerden devam ediyorum ben. Eyvallah. Ve onları seyrettiğimi bilmelerini istiyorum dedim. O yüzden aradım. Hepinizi öpüyorum. Çok tatlısınız. Atacığım, seni çok özlemişim. En kısa zamanda görüşelim. Suzan'la sabah görüştük. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demet Akbağ. Katıldığınız için programımıza renk kattınız. Ve bir sorumu sordunuz. İçindeki şarkıcıyı ne zaman keşfettin? Hakikaten ne zaman keşfettin? Ben keşfettim. Bak, onu da benim hiç suçum yok. Ya hep başkaları mı keşfediyor? Ya onda da benim hiç suçum yok. Onun da Sezen Aksu yani. Ben hiç alakası yok benimle. Ben, bana kalsa ben hayatta şarkıcı olmazdım. Nedir yani, senin yani banyodaki sesini mi duydun? Doğrusu. Ama... O da banyonu mu gördü? Yani hani, ya hayır. Ya ne bileyim, hani sesini biz mi duydun? Biz böyle işte bir arada yaşarken, çalışırken, makyaj yaparken falan filan veya eğlenirken bana da bir şarkı söyletirlerdi. Ben de söylerdim. Zaten makyaj yaparken de mırıldanıyorum. Ama çok güzel Balkan söylemiyor mu? Acayip güzel Balkan söylüyor. Harikanın ötesi ya hatta ya. Sonra hadi dedi. Herkes senin hikaye. Ben biliyorum, şimdi herkes öğrensin dedi ama ben tutamadım. 6 albüm oldu. Osmanlı Cumhuriyeti'nde. Mesut, Osmanlı Cumhuriyeti'nde tabii Gani de biliyor Suzan'ın o tarafını. Bir şarkı söylemesi icap ediyor. Bir sahnemiz var. Padişah çok efkarlı. O da padişahın kankası, meyhanenin sahibi. Şarkı söylüyor. Fakat Karaköy'de çekiyoruz. Hava buz gibi. Bahar ayı ama bir soğudu, don yaptı. Sabaha kadar aynı şarkıyı söylüyor. Bir de şarkı şimdi Yugoslavca değil mi o şarkı? Arnavutça. Şimdi söylüyor işte. Trishnya stokrishnya. Ama gece dört padişah da böyle dinliyor hesapta. Fakat bir ara gerçekten hani biz böyle iç savaş olmuş. Biz gerçekten bununla birer böyle şeyde dilenciyiz. İstanbul'da dileniyoruz. Yecezina yece. Yani akordiyan çalan çocuklar vardı ya. Akordiyan. Gerçekten sefillik dedim ya. Suzan dedim, bu şarkıda bir şey var herhalde. Çünkü bir şeyler oluyor, çekim bitmiyor bir türlü. Şarkıdaki o sefalet bize de geçti. Karaköy'ün vallahi iki tane güvercin eksikti yani. Karaköy'ün delileri gibisi böyle. Şarkı bir ninniydi de ondan hiç bitmiyor. Ninni. Öyle mi? Ninni mi? Uyuyana kadar devam var. Sabaha ama kadar. Ama nasıl ninni? Full acı yani. Ninni yani, sucuk ver, bir şey ver yani. Karnım aç. Öyle bir şey. Peki tam da o yıllara götürelim sizi. O birlikte iş yaptığınız Osmanlı Cumhuriyeti'ne bir bakalım.
Aha. Ya. Osman Bey, kaç haftadır gelmeyince merak ettim. Ne oldu, unuttun mu bizi? Olur mu öyle şey be Zarafet? Unutmak ne demek? Devlet işleri işte. Bilirsin. Erik rakisi. Kosova'da. Bu kız yeni mi katıldı Fasıl ekibine? Hangisi Muren? Şu ufak tefek, minik serçe gibi bir şey var. Maşallah, pek de güzel sesi varmış. Kızım, adın ne senin? Teden. Maşallah, pek de güzelmiş sesin. Olmaz ilaçı bilir misin? Bilirim efendim. Oku evladım. Pekala. Ya harikaymış ama ya. Sezen de varmış yani. Tabii ya. Hayırlı, hayırlı. Ben bir ara gireyim diyorum Muhteşem Yüzyıl'a. Vallahi. O girdi. Ben de eski padişahım diye. DVD'mi alıp Kanuni'nin önüne çıkıyorum. Abi ben seni torunlatam. Ben gelecekten geliyorum, buyurun falan. Şu haremi bir de bir ziyaret etsek diye. Evet. Siz haremi ziyaret ettiniz galiba. Muhteşem Yüzyıl'da evet. Bir şarkınız var. Bayağı da patladı. Hem TV, sosyal medyada patladı. Hem de biz YouTube'da süper. Orada burada falan. Bayağı bir izledik. Elimizde de var, birazdan o parçayı koyarız. Olur. Orada. Vallahi şahane. Şey, Suzan, şeyi de merak ediyorum hani bir yandan. Ne zaman keşfettin makyaj... Ya. Christoph Colomb gibi oldum. Makyaj odalarının aslında bir sır odası olduğu söylenir. Ve o sır odalarında neyse o kapalı kutu konuşulanlarda insanların hiç arasında kalır. Hiç öyle kapalı kalır. Bir şey yok orada. O zaman bir iki tane anlatsana. Sır odası ne ya? Öyle bir şey yok ya. Sır odası ne ya? Kripto odası gibi, kozmik oda. Harry Potter ve makyaj odası. Savcılar giriyor burada, neler konuşuluyor. Konuşulmuyor mu hiç o makyaj? Çünkü uzun süren bir şey senin yaptığın herhalde. Böyle iki dakikada boyayıp göndermiyorsun kimseye. Yani tabii şişirdiğim şeyler de var hayatta ama... Çok güzel, kimlerin ki? Ama öyle bir şey yok. Bir makyaj odasını hep öyle zannediyorlar. Aslında hiç öyle bir şey yok orada yani. Ne bileyim, bizde hani berberde ekonomi saklı. Konuşulur, bilmem ne magazin konuşulur, her şey berberde konuşulur ya, ya da kuaförde. Orada da öyle. Sadece benim için şey çok önemlidir. Oyuncularımın tadı tuzu kameraya çıkmadan önce. Çünkü sonuçta ben çıkmıyorum, onlar çıkıyor ve onların... Çok kendini iyi hissetmeleri lazım. Sadece hı-hı. Makyaj değil ki oradaki mesele. Hı-hı. Yani motivasyon da var. Tabii ki. Hazırlamak. Onların hani yüzü burada kendi kendileri yok. Yani şey gibiler. Ya çocuk ruhlu insanlar onlar hepsi bana göre. Yani hiçbirisi hayal dünyasında yaşamak, çünkü yaptığın şey öyle bir şey. Evet. Yaşamak kolay sanki. Hatta hayal dünyasında yaşıyorsunuz, öyle kolay değil yani. Hakikaten önemli bir şey. Peki ama yani sonradan sen de oyuncu olarak katıldın aramıza. Oyunculuğun da fena değil aslında. Yani birkaç yerde gördük seni. Ya ben öğrendiklerimi işte. Öğrendiklerimi. Vallahi. Nasıl buluyorsun oyunculuğunu? Suzan'ı ben kadın olarak, gerçek bir kadın ya. Yani oyunculuğunu. Yok, kadın olarak acayip bir kadın. Özel kadınlardan biri. İçinde hepsi var yani. O dese ki bir gün ben turşu yaptım, biri çok beğendi ve ben yurt dışına turşu satan bir insana dönüştüm ve bayağı dünya çapında iş yapıyorum, yine şaşırtmaz beni. O çok yetenekli bir kadın. Bir gün onu da keşfedecek. Bak, bilmediğin bir yönünü söyleyeyim mi? Allah aşkına. El vardır onda aynı zamanda. Yani böyle mistik tarafları vardır. Ha, eyvallah. Mesela bir yerin ağrıyor, dokunur, iyileştirir. Senin evet. Hakkında iyi veya kötü olacak şeyleri böyle bir medyum tarafı vardır. Bilir. Evet, daha önceden mesela onun çok rahatsız eden bir şey varsa söyler, şunu yapma falan gibi çıkar onlarda. Yani bu tarafı pek bilinmez. Ayıp mı ettim söyleyerek? Ya güzel bir öyle şey. Öyle bir şey tarafı vardır, mistik tarafı vardır. Seni uyardığı oldu mu herhangi bir şey? Onlar aramızda kalsın ama vardır yani. Vardır. Çekme o şeyi, eyvah eyvah üçü olmaz. Sen Berlin Kaplan diye bir şey çek. Yalnız biraz önce hanımefendiyle ilgili evet. Ona dönüp şey diyecektim ben. Sen biliyor musun ki çok güzel şeyler olacak hayatında. Ama bunu çok ukalaca şöyle oldum. Ben seni sevdim çünkü ondan. Ay ha. Çok güzel. Çok ilginç yani. Ne kadar hiç güzel. Öyle bir şey. Zaten biraz önce arkada da mercan bir kolye takıyordum. Hı-hı. Kırmızı mercan bir kolye. Dedi onu çıkar çünkü o canlı bir organizma olduğu evet. için. Ben sana bunları vereyim dedi. Süperler Suzan'da mı? Evet evet. Gördün mü? Yani böyle bir kadın yani. Çok enteresan ya. Canlı evet. Bir organizma olduğu için mi çıkarttırdın mercan? Evet. Ya ilginç. Ne olacak? Mercan nasıl? Ripim olacak. O mercan büyüyor. Kızı unutuyor. Ya ben unutuyorum. Seviyorum da oğlum. Ben sana. Ama ne? Canlı bir organizma ne ya? İşte mercanı unutuyor gece. Sabah bir kalkıyor. Maldivler olmuş bu aslında.
köpek balıkları dönüyor üzerinde. Konuşalım lütfen. Gerçekten hiç tahmin edemem. Senin falan. Kurtarın. Altındayım. Mercanların altındayım. Ama o nasıl ya? Korku filmi gibi. Canlı bir organizma. Çıkarmıyor bana. Haklısın. 60 yaşlar. Ama evde onu çıkardım abi. Böyle iyi bir enerji geldi birden içime. Atabilme. Canlı bir organizma. Bunun da gözü kaldı o mercanda. Bunun da gözü kaldı bu arada. Birinin gözü kaldı. Nerede şimdi mercan? Ben çantamda. Bu olacak biraz. Acaba çantamda mı? Birazdan bu olacak.